Konya'da oldukça dikkat çeken bir kafenin ziyaretçisi olduk. İşletme sahibi Önür Bey'i şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, atalarımızdan kalan mirasımızı, özümüzü, sözümüzün değerini bir kez daha ortaya çıkaran harika bir kafeden sesleniyoruz sizlere. Özümüz Muhabbet'teyiz. Yanımızda da burayı anlatacak isim var. Aynı zamanda kurucusu Onur Deniz Beyefendi ile birlikteyiz. Merhabalar Onur Merhabalar, Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizleri gördük, daha iyi olduk. Sağ olun efendim. İnanılmaz bir konseptiniz var aslında. Hepsine değineceğiz ama öncesinde biraz siz tanıyabilir miyiz lütfen? Tabii, Onur Deniz. 1995 doğumluyum. Burada Konya'nın Ilgın ilçesinde doğdum. 2015'ten beri bu sektördeyim. 2015 yılından beri sektörde var olan, hala da devam eden bir isimsiniz. Peki burası nasıl hayata geçti? Şöyle, 2015 yılında aslında komi olarak başladım bu sektöre. Yani en altından başladım. Yavaş yavaş kendi çapımda kendimi geliştirerek belli bir seviyeyi hedefledim. Evlendikten sonra rızkımın biraz daha arttığını gördüm. Şimdi iki tane çocuğum var. Birisi yolda geliyor, birisi şu an 2 yaşında. Ne güzel, onların rızkıyla böyle bir adım attık. Kendi markamı kurumsallaştırmak istedim. Aslında sektörü değiştirdim, tamamen bıraktım 25 Ağustos'ta. Sonra 3 ay sonra nasip oldu, buraya adım attık. Arkadaşlarımın, eşimin, dostumun, çevremdeki insanların özüne dön, yani bildiğin işi yap demesi üzerine benim özümün çaycılık olduğunu, aslında özümde yatan şeyin muhabbet olduğunu, sohbet olduğunu, hani ne zaman mekan açacaksın demesinden ötürü böyle bir adım attık. Buranın kuruluş hikayesinde etrafımın, çevremin çok büyük destekleri var. Evet, aslında çay deyip geçmemek lazım. Baktığımız zaman, eskiye döndüğümüz zaman çaya adanan şiirler, söylenen sözler ve dahası da var. Size aslında çay burada bir simge de teşkil ediyor bence. Onun beraberinde harika bir muhabbet ortamı yaratmışsınız. Biz burada kesinlikle insanların diline, dinine, dişine, giyimine, mesleğine, kazancına, ırkına, inancına hiçbir şekilde bakmadan kültürel öğemizin hani yansıtması sebebiyle çayı muhabbet olarak adlandırıp insanlara burada yapılan, bu dükkanda yapılan muhabbetin bir değerinin olmadığını, aynı zamanda çaya yanına muhabbetler koyarak, gündelik yaşantımızdaki yaşanan sıkıntıları kağıtlara yazarak, hatta ve hatta insanların onların arkasına anlatamadıkları sıkıntılarını, dertlerini yazmaları için kağıt kalem verip o muhabbetleri buraya asmalarını, sergilemelerini falan istiyoruz. Evet. Marjinalliğimiz, standart olmamamız, sıradan alışılagelmiş kafelerden farklı olarak bu şekilde insanların duygu ve düşüncelerine, hislerine hitap ediyor olmamızdan dolayı ve samimi bir hizmet vermemizden dolayı bu noktalara kadar geldi. Menüde de kendi dilinizi aslında oluşturmuşsunuz. Doğru. Biraz da o konuya değinmek istiyorum. Çünkü burada normal bir çay ve normal bir kahve istemiyoruz. Doğru. Mesela çaya dedik ya, kültürel öğümüz yansıtması sebebiyle muhabbet diyoruz. Aynı zamanda da kahvenin hatırının unutulduğunu düşünerek kahveye 40 yıl hatır diyoruz. Biz kahve istenildiği zaman burada şunu söylüyoruz. Bizde kahve yok, 40 yıl hatır var. Neden 40 yıl hatır? Ha, kahvenin 40 yıl hatır var. İnsanlara farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Evet. Onun dışında tabii menüde dikkat çeken çok fazla şey var. Ve onun dışında mekan da çok dikkat çekici. Bir kere belki de çoğumuzun görmediği ürünleri, malzemeleri burada bir kez daha görmüş oluyoruz. Şöyle bir bizi bir eskiye götürüyorsunuz. Onu şöyle hesap ediyorum. Ben mesela bu dükkanı yaparken buradaki raflardaki antikaları ben toplarken bizim tabir ettiğimiz bit pazarı dediğimiz yerlere gidip insanların o sokakların arasındaki yüzlerine bakmadıkları tozlu, aslında görseler evlerine dahi almayacakları şeyi alıp onları temizleyip rafa koyunca biz antikacı olduk. Yerini aslında buluyor aslında. Değerini insanların gösteremediği ya da nasıl bir yerde kullanacağını bilmediği, herkesin elinde, emeğinde, bodrumunda olan malzemeleri kullanarak bir şeyler yapmamızdan ötürü insanların şaşkınlığı bu aslında. Ya neden bizim aklımıza gelmedi? Bu zamana kadar bunlar vardı, neden biz kullanmadık tarzında. Onur Bey, çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamı diliyoruz. Teşekkür ederim geldiğiniz için, bizimle röportaj yaptığınız için. Sağ olun. Peki. Evet sevgili izleyicilerimiz, kültürümüzün baş tacı olan öğeleri bir arada bulunduran harika bir yerden seslendik. Sizlere bir kez daha sizlerin huzurunda Onur Deniz'e teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.